Teşekkürler. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Yaz tatili bir İzmir'deyim, bir İstanbul'dayım. İş için İstanbul'a geliyorum görüşmeler için. Onun dışında İzmir'deyim şu an yazın. Nasıl, peki görüşmeler nasıl gidiyor? Değerlendirmeleriniz neler olacak? Size senaryo geldiğinde çok neye dikkat edersiniz siz? Ya ben şu an yolun çok başındayım. Zaten oyunculuk eğitimlerimi aldım bir yıl boyunca. Şu an menajerimle beraber hani kariyerim için en doğru iş hangisi ise o şekilde ilerliyoruz. Yani önemli bir karar vermek lazım kariyerim için. Güzel görüşmeler var şu an. Menajerlerim de bunu değerlendiriyor. Bakalım, umarım en hayırlısı olur. Peki birlikte oynamayı istediğiniz birileri var mı? Türkiye'den kimleri seversiniz? Valla şu an bence herkes çok başarılı. Dediğim gibi yaşım ve yolun başında olduğum için en doğru iş, en doğru senaryo bence en önemlisi. Hani böyle bir kişi şu olsun dediğim biri yok. Peki geçtiğimiz senede bir güzellik yarışmasında birinci oldunuz. Ona değineceğiz ama öncesinde de bir atletik bir sporcu geçmişiniz var. Evet. Oradan mankenliğe nasıl bir geçiş oldu? Birazcık ondan bahseder misiniz? Ben aslında 9 yıl boyunca profesyonel olarak atletizm yaptım. Milli takımdaydım. Türkiye şampiyonluklarım vardı. Zaten onun bana verdiği bir fiziksel özelliklerim sayesinde yarışmaya katıldım. Sen Mr. Model of Türkiye 2023 birincisiyim. Oradan sonra da İstanbul'a taşındım. Şu an işte oyunculuğa da bu şekilde buradayım. Peki sporu bırakma nedeniniz neydi? Bir sakatlık durumu vardı yoksa başka bir nedenden dolayı mı? Bir sakatlık yaşadım maalesef. Tam da korona dönemine denk geldi o sakatlığım. İyileşmem biraz uzun süre aldı. O süreden sonra zaten küçüklükten beri hem oyunculuk hem model hayalimdi. Yarışmaya katıldım. Orada çok güzel bir derece aldım. Bu şekilde ilerledim. Güzel gelişmelerini değerlendirirken eleştiren de ünlü sanatçılarımız var. Bunların çok daha yapılmaması gerektiğini söyleyenler arasında birçok sanatçı da var. Siz buna katılıyor musunuz? Bu konu hakkında bir düşünce olabilir miyiz? Haber müdürüm geçiyor da ekipten mi? Yani her yarışmada böyle olumlu yorumlar yapılıyor. Herkesin kendi görüşüdür. Ben bu kadar sizin için peki normalde kadın bedenine yapılan haksızlık olarak nitelendiriyorlarmış çünkü belirli bir ölçüde olması gerekiyor modellerin. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani modellerin hepsinin sıfır beden mi olması gerekiyor? Yok, şu an aslında modellikte yani hem biraz yüz hem fiziksel özellikler hem de bence bir kıyafet taşımak çok önemli. Yani herkesin sıfır beden olmasına gerek yok. Aura ve işte o kıyafeti güzel bir şekilde temsil etmek en önemlisi bence modellikte. Yarışma sonrası hayatınızda neler değişti? Ne gibi avantajlar, dezavantajlar yaşadınız? Yarışmadan sonra oyunculuk kariyerine adım attım. Zaten hep hayalimdi ama eğitimsiz asla oyuncu olunmaz bence. O yüzden bir yıl boyunca ben hani bir okula gider gibi deli gibi eğitim aldım. Yani en büyük şansı bana çok iyi insanlar tanıştırması oldu bu yarışmanın. Aynı zamanda modelliğe de ara ara bak devam ediyorum. Peki artık sizin geçmişiniz vardı. Olimpiyatları takip etme fırsatınız oldu mu? Altı evet. Madalya kazanamadık bu sene ama neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Olimpiyatları ben çok yakından takip ediyorum sporu da çok sevdiğim için. Yani tüm Türk sporculara başarılar diliyorum. Zaten hep çok başarılı mücadele etti bence. Benim de küçüklükten beri hayalim de olimpiyatlarda yer almak. Ama bakalım yani olmadı. Daha güzel bir yoldayım şu an. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Son olarak bize bir kameralar Yusuf Dikeç bu soru bilir misiniz? Efsane oldu. Sizden bir poz var. Evet. Böyle bir poz alırsak Yusuf Dikeç pozu. Teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.